Graveyard, Graveyard. Bu 100 günün de sonuna geldik ha. Eğer bunun gibi 100 gün videoların devam etmesini istiyorsanız like ve yorum atmayı eksik etmeyin. Bayağı faydası oluyor kanala. Hadi devam edelim. Lucy'nin kolyesi için yılanla konuştum. Dedi ki kolye kaledeki komutanda. O iş zor olur biraz. Ama bir yancısı var, ondan yardım alabiliriz dedi. Bir de bizim aletler vardı, onun iş ne oldu ya? Dedi aha burada. Mağaraya girdim. Yanan yarasa, örümcek, mavi slime falan dövdüm. Ceset gelmişti, onu da temizledim. Sonra da hayat verdim. Bu cesette bir acıgam iyilik yapsın da günahlarının bedelini ödesin. Taş ocağına gidip biraz daha demir kazdım. Sonra da bir tane demir alanı yaptım. Amele taşısın dursun. Eve de kurdum bu arada, bu salak yolunu bulamaz. Biraz da demir parça ve odun kesip uyumaya gittim. Uyanınca da cadıya gidip ona bir tane can iksiri verdim. Kafası bir açıldı, aklı başına geldi. Ondan asit alıp malları da bizim dedeye götürdüm. Sayfaları temizledi. 3 parçaya daha ihtiyacımız vardı. Onları da nasıl buluruz falan filan diye konuşurken eski sevgilisinden çocuğu olduğunu öğrendi. Ama kadın neredeymiş, ne yapıyormuş hiçbir fikri yok. Dedi ki bu işe destek at, parça içini hallederiz. Yılanın kitabını da sordum. Dedi fenerin bekçisindedir. Bekçiye gittim, dedi ki 5 tane kurtçuyu getiriyorsun kardeşim, kitabı götürüyorsun. Yani acayip ucuz bir ticaret oldu ama olur. Olur. Kurtçukları toplayıp bekçiye götürdüm. Kitabımı da aldım. Vallahi kitabı 5 tane kurtçuğa vermesini gerçekten beklemiyordum ha. Hayırlısı. Dönerken de şu arsa işini konuşmaya bir Dige'ye uğradım. Olur bu iş. O diye dikişi tamam, arsayı kaçtan veriyorum dedim. Dedi 30 gümüş. 9600'den 30 gümüşe nasıl düştün ya? Nasıl bir vergi lan bu? Neyse, madene dönüp eve doğru sokak lambaları yaptım. Şimdi bu bizim bu amelelerin çok kafası çalışmıyor, belli olmaz, kaybolmasınlar, rahat rahat gidip gelsinler. Ivırı zıvırı sandıklara attım, birkaç demir parça yapıp ceset yaktım. Haftalık vaazımızı verdikten sonra piskoposa gidip inşaat iznini verdim. Kilisemiz kendine bir çekidüzen verdi. Fena da olmadı yani. Kiliseyi toparladık ama içi boş. Buraları 50'ye çıkart, mezarlıkta böyle olmaz, bir 200'e falan getir dedi. Kiliseyi biraz geliştirip araştırmalarıma döndüm. Araştırma yaptım, yeni simya tarifleri keşfettim, anlayacağınız bayağı bir çalıştım. Oradan da Lucy'ye gittim. Bir türlü yaranamıyoruz ya bu kadına. Şu dünyada bir tane hayalim var ulan, çok gördünüz ya. Evime döndüm, cesedin ardını mardını her şeyini kestim, sonra da yaktım. Oradan da mahzene işimin başına döndüm ben. Üzümleri hasat ettim, bir tane çubuk toplayıp bağı büyüttüm. Tüccardan üzüm tohumu aldım, üzümlerimi presleyip fıçıya attım. Odun işlerini de iyice çözdüm artık. Ceset gelmiş, onunla da ilgilenip gömdüm. Yılan'a istediği kitabı götürdüm. Kitabı biraz okudu, ambiyans dedi. Ne dedim? Ambiyans yaratmamız lazım abi, buranın vibe'ı büyüye uygun değil dedi. Dedim çocuğu aldırırız ya, sıkıntı değil, ne olacak, hallederiz oğlum ya dedim. Buna birazcık he çekmek gerekiyor, kafa bir tık gidik burun. Audrey'ye sertifika, çiftçiye de turp sattım. Köyde gezerken burnuma güzel bir koku geldi. Bir gideyim bakayım dedim. Hacı ya, bizim dedenin kırığı senin bacın mı ya? Engizitörle işim var, onu çöz gel dedi. Ulan evet hayır sorusundan bile iş git diyorlar kardeşim. Bu yeter artık ya. Kaleye bir gireyim dedim ama kapıdaki gardiyan bizi almadı. Beğenmedi. Ben de ceset yaktım. Biraz malzeme yapıp ahşap otelimi geliştirdim. Bir dirsek bir tane de çelik zırh yaptım. Son bileri madencilik öğretmeye karar verdim. Biraz demir ve kömür çıkartarak antrenman yaptım. Aletleri de bileyleyip fırına grafit attım. Ceset gelmiş, onu da temizledik. Biraz ağaç kestik, birkaç parça yaptık. Cesedi yaktıktan sonra da madene gidip yeni iş fırsatları yarattım. Biraz kömür topladım, gelen cesedi temizleyip yaktım. Oradan da yatmaya gittim. Ekmek attım fırına, biraz demir kırdım. Audrey'e de sertifika ve şarap sattım. Süt aldım. Atığı, çeri çöpü de çobana kaktırıverdim. Vaazımı verdim. Tarlaya tohumlarımı ekip ceset yaktım. Sonra da bir tane çıkartma belgesi alıp mezarlığımdaki dandik cesetten kurtuldum. Mezarı taşlarını, çitlerini falan yeniledim. Sonra Riyas'a gittim. Dedim inanılmaz kokuyorsun bayan. Dedi 12 tane kurbağa kap gel. Ah Riyas'a. Harem diye geldim, kurbağa diyor ya. Riyas'tan aldım sepeti de cadıya verdim. Cadı bana tüccarın işini çözdüm, sana baharat lazım dedi. Cadıdan kurbağa aldım ama 2 tanesi eksik kaldı. Riyas'a gidip dedim sepet işi tamam. Eve dönüp bir zombi daha yaptım. Onu da taş ocağına işe koydum. Biraz daha kömür çıkartıp taş kestim. Onlarla da mezar taşı yaptım. Çit de yaptım. Dedim ben bu fırını geliştiririm. Birkaç parça yaptım, biraz dinlendim, sonra da fırını geliştirdim.
Birkaç kil kase yaptım, onlarla da çelik parçalar ürettim. Mezarlıktaki çitleri ve taşları değiştirdim. Iskartaya çıkan çitleri de yakmalık odun yaptım. Hodri'yi sertifika satıp kasabanın yolunu tuttum. Hain bir saldırıya kurban gittik. Bu şoku atlatmak için de bir ceset temizleyip yaktım. Havuçlarımı hasat ettim. Oradan da Engizütör'e gidip mezarlığın sol tarafında kullanmak için izin aldım. Dedim bir de bu portalın başına adam dikmişsin. Biz ne güne duruyoruz ya burada dedim. Dedi sen önce şarapları getir, çok konuşma. Eve dönünce cesetlerle ilgilenip yaktım. Tohumları ektim. Birkaç malzeme yaptım, turşu kurdum ve onları sertifikayla birlikte Hodri'ye sattım. Değirmenciye de un sattım, çiftçiden birkaç tohum ve bal kabağı satın aldım. Eve gidip tohumlarımı ektim, cesetle ilgilendim. Bir dandik ceset daha çıkartıp yeni cesedimi gömdüm. Taşları falan da çektim etrafına. Dandik cesedi de yakmaya gidiyordum. Karşıma Yordik çıktı. Mezarlığın maskotumu seçilmiş bir şey olmuş, anlamadım valla. Fik 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 öttü, ben de gittim cesedi yaktım. Engizitör'den aldığım yetkiyle mezarlıktaki ağaçlara daldım. Vaazımı verdim, yeni madenler keşfedip daha iyi hikaye yazmaya başladım. Ağzımda daha iyi laf yapmaya başladı, artık combo vaazlar verebileceğim. Cemaat şikayetçiydi, ben de kilisenin sıralarına minder koymaya karar verdim. Birkaç malzeme yapıp son kalan moloz yığını da temizledim. Mahzende iki tane raf yaptım, aletleri de elden geçirip yatmaya gittim. Yılanın istediği ambiyansı kurmaya başladım. Ambiyans için bayağı bir malzeme yaptım. Cadıdan da kurbağa ve yağ aldım. Ambiyansı iyice geliştirdim. Hodri'ye de sertifika sattım. Ayrıca Azarazi'nin parasını da bastırıp aldım. Simyada kendimi geliştirdim. Sonra da bugünkü cesedin her şeyini söküp yaktım. İşten güçten yorgun düşmüştüm. Gittim bayıldım yatağa. Uyanınca ilk iş bayağı bir malzeme yapıp kaliteli simya masası yaptım. Yılana ihtiyacı olan malzemeleri konuşmaya gittim. Önce ambiyans dedi. Hodri'ye bir sertifika satıp Cory ile taverna inşasını konuşmaya gittim. Dedi yapmaya yaparız ama birkaç ay beklemen lazım. Elimde iş var. Malzeme ise yok. Bu belediyenin işleri çok zor oluyor dedi. Malzeme işi kolay, ben hallederim ya dedim. Tamam hallederiz o zaman, hızlıca yaparız dedi. Üzümlerini hasat edip yeniden ektim. Üzüm presledim ve fıçıya attım. O sırada da yeni ceset gelmişti. Onunla karnını yağını çıkartıp yeni bir hayat verdim cesede. Yeni zombi ağaç kesmeye götürdüm. Cory'ye de malzemeleri götürdüm. Tarlayı hasat ettim. Ceset gelmiş, onunla da ilgilenip gömdüm. Yılanın büyüsü için birkaç tane daha kuru kafa ekledim buraya. Hodri'ye şarap falan sattım. Sonra birkaç tane de mezar taşı ve çit yaptım. O sırada kafam bir açıldı. Kaliteli gübreler üretmeyi, zombilere yazı yazdırmayı ve kitap ciltlemeyi öğrendim. Sonra da biraz yemek hazırlayıp akşama kadar yazı yazdım. Bir kitap kapağı yaptım. Notlarımı düzenleyip kitaplaştırdım. Sonra haftalık vaazımı verdim. Gelen imanla da combo dua yazdım. Bu kadar kitap işinden sonra bileklerim ağrıdı, dedim daha iyi bir masa yapmam lazım benim. Ayrıca bu memlekete matbaayı da getirdim. El yazmalarıyla bir yere kadar, cahillikle başa çıkamayız bu şekilde. Hem mezarlığımı hem de cesetlerimi geliştirecek birkaç tane fikrim var ama onlar da zamanla. Cadıya gidip kurbağa aldım, sonra simya ile uğraşıp baharat yaptım. Kurbağaları Riyas'a götürüp parfümünü aldım. Her şey bir parfümle başlar kardeş. Sonra çelik kılıç yapıp yatmaya gittim. Sabah bir güzel kahvaltı yapıp Lucy'ye parfümü götürdüm. Unutma, her şey bir parfümle başlar kardeş. Eski mezar taşlarını da kırıp taş yaptım. Bir ceset gelmiş, onu da diriltip madene koydum. Biraz bal topladım. Taş ocağına sandık yaptım iki tane. Eve dönüp hem kağıt yaptım hem yazı yazdım. Sonra da tüccara baharat götürdüm. Baharatı da o kadar beğendi ki arkadaşlarıma yemek vereceğim, sen yapsana dedi yemekleri. Hallederiz dedim. Eve dönüp yazmaya devam ettim. Ceset temizleyip mezarlığa gömdüm. Ve 100. gün. Sabah ilk iş üzümlerimi hasat ettim. Presledim, fıçıya attım. Morga mumyalama masası ve soğutmalı bir masa yaptım. Artık ceset kapasitemiz 4'e çıktı. Bir cesedimiz vardı, onun da kafatasını, etini, kanını çıkartıp mezarlığa gömdüm. Taşını, çitini falan da çekip yatmaya gittim. Graveyard serisine devam edelim diyenleri yorumlara bekliyorum. Hadi eyvallah.